Evet, kıymetli dostlar, efendim Vahyin Penceresinden programında ikinci kısımdayız. Kısa bir mola verdik, tekrar huzurlarınızdayız. Bugün ahiret ve kıyamet bahsini konuşuyoruz. Bunu özellikle günümüzün şartları içerisinde, zihnimizin bulanıklığı içerisinde, netliği ve tefriki ortaya koyacak şekilde anlamaya çalışıyoruz. Efendim dedik ki ayrılmadan evvel, ahiret sanki bir odadan diğerine geçmek gibi algılanıyor. Bir kompartımandan diğerine geçmek gibi algılanıyor. Bir bölmeler bütünü gibi algılanıyor. Ama şimdi ve burada hayatımızın o dikey boyutu içerisinde ahireti nasıl anlayabiliriz? Yani anımıza, anımızın bütün o dilimlerine bakacak şekilde nasıl kavrayabiliriz dedik. Bunu size de tevcih etmiştik. Hocama da tevcih etmiştik. Acaba neler söyleyeceğiz? Eyvallah. Buyurun. Bismillah. Ahireti şimdi ve buradaya nasıl taşırız diye evet. Sual buyurdunuz. Yani ahireti dünyaya nasıl getiririz? Evet. Bunun bir başka... Veya o kompartıman gibi ahiret algısı ne kadar doğrudur? Eyvallah. Bir kompartımandan bir kompartımana geçiş. Geçiş gibi. Evet. Zaten ahireti eğer şimdi ve buradaya taşıyamazsak ahirete bir şey taşıyamayız. Yani ahirete şimdi ve buradadan taşıyoruz. Bizimle beraber götürmüyoruz. Gönderiyoruz. 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 Eğer gönderiyorsak şimdi ve buradadan gönderiyoruz. Şimdi ve burada gönderiyoruz. Şimdi ve burada olmadan biz hiçbir şey gönderemeyiz. Dolayısıyla sırtımızda götürmüyoruz. Gönderiyoruz. Ve orada bizi bekliyor. O zaman biz dünyada yaşarken aynı zamanda ahiretimizle birlikte yaşıyoruz. Evet. Bunu nasıl becereceğiz? Bunun sırrına biz iman diyoruz. İman. İman işte bu sır. İman etmeden bu sırra erilmiyor. Önce iman edeceksiniz. Çünkü ahiret gaybi bir hakikat. Gaybi bir hakikat. Gaybi bir hakikat. Sırf akılla çözülecek bir şey. Çözülecek bir şey değil. Yani laboratuvara koyacak bir şey değil. Elimizle tutacağımız, gözümüzle göreceğimiz bir şey değil. Ahiretten dönüp gelen yok. Onun için bize kimse haber getirmiyor. O nedenle de Allah haber veriyor. Dünya ve ahiretin sahibi olan Allah. İnsanı yaratan Allah. Ahireti yaratan Allah. Dolayısıyla ahiretten zaten Allah'tan başka kim haber verir? وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibi kim haber verebilir? Diyor Kur'an. Ne kadar muhteşem değil. Allah'tan başka kim haber verebilir? Hangi arkeolojik kazı bize ahiretten haber getirir? O nedenle ahiretten haber vermek ancak vahiylerin işi. Vahiyin işi, bu da peygamberler aracılığıyla ulaşır ve kökeni Allah. Bilginin kaynağı Allah'tır bu manada. Peki bu manada şimdi ve buradaya taşımanın sırrı imandır dedik. Evet. Peki sırrını öğrendik. Hadi imandır. İman üzerinden nasıl taşıyoruz bunu? Evet. İşte o zaman müminin eylemlerine getiriyoruz, geliyoruz. Hali, hareketi, ahvali. Aynen öyle. Yani her şeyin bir öteki tarafı var demiştik ya. İman ile yaptığımız her şeyin bir öteki tarafı var. Bir ahireti var. Namazın dünyası, namazın ahireti. Ahireti. Orucun dünyası, orucun ahireti. İyiliğin dünyası, iyiliğin ahireti. Kötülüğün dünyası, kötülüğün ahireti. Efendim, zulmün dünyası, zulmün ahireti. Adaletin dünyası, adaletin ahireti. Paylaşmanın dünyası, paylaşmanın ahireti. Sevinmenin dünyası, sevinmenin ahireti. Bakınız, orucun dünyası, orucun ahireti. Orucun dünyası mideyi aç bırakmaktır. Ahireti. Orucun ahireti ruhu doyurmaktır. Buyur. Evet. Başkalaşı verdi çıktı. Orucun dünyası, orucun dünyası dünyadan mahrum kalmak nimetten.
Orucun ahireti, ahiret nimetlerinin hepsini avucuna koymaktır. Evet. Namazın dünyası, bedeni hareket ettirmek, belli şekiller etrafında bize talim ettirildiği gibi bedeni hareketleri yapmak, işte kıraatını, rükûnu, sucudunu ve bunların hepsi belli fiili ve fiziki hareketler. Fakat namazın ahireti nedir? Namazın bir de ahireti var. Namazın ahireti bu değil. Namazın ahireti işte salih amel olarak orada bizi bekleyen ödülüdür. Yüzünün miraca dönük olması. Eyvallah. Rab'le buluşmadır. Hocam. Namazın ahireti, namazın miraç oluşu. Miraç oluşu. Evet. Ulvileşmesi, ruhanileşmesi. Evet. Yani namazın dünyasında baş secdeye varırken namazın ahiretinde baş göklere değer. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biraz daha yani izleyicilerimiz açısından ve zihne yakınlaştırmak, oradan da duygulara indirmek açısından biraz seviyorum ben böyle muhakeme yürütmeyi. Şimdi su içiyoruz. Sıradan gibi gözüken adiyat kabilinden eylemlerimiz var. Su içiyoruz. Çok beşeri bir şey. Yemek yiyoruz, uyuyoruz. Şimdi ben bu suyu içerken birkaç su içme stili var, tarzı var. Bir, ya çok kaliteli çaymış, şeymiş, suymuş bu. Nereden geliyor acaba bunun pH değeri ne filan diye. Böyle bakıyorum, içiyorum. Evet. Ondan sonra ikincisi, vallahi çok susadım, yandım. İşte yemekte de biraz işte yenge hanım yağlı yapmıştı filan deyip içiyorum. Üçüncüsü, bunu bir nimet olarak hissediyorum. Bismillah diyorum ve içiyorum. Allah'ın verdiği bir ödül olarak. Ödül olarak içiyorum. Şimdi ilk ikisi bana... Kendi içinde dünyanın biraz daha aşağı doğru mertebelerinde gibi geliyor. Aynen. Burada nimeti fark ettiğimde, hissettiğimde aynen. Ve Bismillah dediğimde Allah'la o bağ ilavesini kurduğumda yukarıya... Halıkıyla bağını kurduğunda... Evet. Yani bunu iple bağlayıp yukarıya irtibatlandırdığım zaman... Aşık-ı o olmaktan çıkıyor o. Çıkıyor. Bu mucize oluyor. Ahirete intikal ediyormuş aynen gibi öyle. Şimdi aynen öyle. Hissediyorum. Suyun ahireti oldu. Suyun ahireti. Aynen öyle. Aynı şey. Evet. Aynen dikey. Efendim kıs aleyh, yani bunun üzerine kıyas edin, kıyas gitsin. Devam edin gidin. Dolayısıyla her şey için geçerli bu. Yemek yiyorsunuz. Karın doyurmak için yerseniz karın doyurursunuz. Seküler bakış açısı budur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aslında karın doyurmak için yiyorsanız, bu yiyorsak bu beni insan yapmaz bu yiyiş. Bu yiyiş beni canlılarla eşit düzleme. Organizma. Taşır. Aynen öyle. Yani onun için yani falan ahırdaki efendim koyunun yem yemesiyle benim yemek yemem arasında bir mahiyet farkı oluşmaz. Yok. Ama beni ondan ayıracak olan yediğimiz şeylerin farklılığı değil. Yani o buğdayın, arpanın tümünü yer, kırılmışını yer, biz öğütülmüşünü yeriz. Hı. Bu mu yani? Efendim bu aynen. Değil fark. Aynen öyle. Peki ne farkı? Mesela biz helal yeriz. Hı hı. Niye helal ararız? Yediğimiz ahirette rızık olsun diye. Anlatabiliyor muyum? Bakınız yediğimizin ahireti çıkıverdi hemen. Hemen geliverdi önümüze. Onun için tüm davranışlarımız için de geçerli bu. O nedenle iman sırrıdır demiştim. Tüm davranışları ahirette stoklamanın, ahirette sizi karşılayacak bir sermayeye dönüştürmenin iksiri. Burada da niyet ve özellikle de bakış açısı, değil mi? İki niyet. Anahtar olarak niyet, karşımıza. Bir de o bakış, tasavvur. Niyet evet. Ve tasavvur. Evet. O ikisi ya toprağa dönüştürüyor, simya gibi. Eyvallah. Yani iman simyası tabiri yerindeyse. Bakış, ya kömüre dönüştürüyor, ya elmasa dönüştürüyor. Aynen öyle. Yani elimizde karbon var. Evet. Karbon var. Bu karbonu elmasa dönüştürmekte, kömüre dönüştürmekte bizim elimizde. Evet. Niyet ve aynen. Tasavvurla. Aynen öyle. Aynen. Yani öyle. O mümin de bir tür simyacılık ediyor aslında. Aynen. Bize gelen o mülk tarafından gelen unsurlara aynen. Böyle meleki bir bakış, mümince, Kur'ani bir bakışla aynen. Bakabilir, muhatap olabilirsek aynen. Anında ahirete intikal ettiriyoruz ve onu latifleştiriyoruz. Yani kesafetten çıkarıp latifleştiriyoruz aynı zamanda. Evet, mülk melekut ilişkisiyle de ben o son zamanlarda zihnimde hocam beliriyor da böyle. Yani suyun işte nimet oluşuna, Allah'la olan irtibatına muhatap olmaya
başladığım ana itibaren mülkten melekuta kapılar açıldığını, yani böyle bir köprü kurulduğunu sanki hissediyorum. Artık. Bu meleke haline gelse herhalde melek hakikati filan da buralarla irtibatlı hep böyle doğrudur, algı çerçevesi. Neyse. Peki. Belki yani işte mevcuttan vücuda, vücuttan vacide. Vacide. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan ise efendim varlığı vacip olana bir geçiş. Bu zihni intikal. Ve bunun süratli olması. Aynen öyle. Süratli zihni intikal sadece zihninizi rafine etmiyor. Davranışlarınızı da rafine ediyor. Yani davranışlarınızı da saflaştırıyor. Hale de yansıyor. Aynen öyle. Davranışlarımızı cam olmaktan çıkarıp elmas yapıyor. Elmas yapıyor. Hale yansıyor. O zaman siz herkesle aynı alete sahipsiniz. Ama herkesle aynı ürünü imal etmiyorsunuz. İmal etmiyorsunuz. Siz bambaşka bir ürünü imal ediyorsunuz. Sizin imal ettiğiniz ürün ahiret pazarında çok geçer akçe, çok yüksek, çok yüksek bir meta değer. Yani pazarın sahibi Allah, o pazarda sizinkine çok şey veriyor. Cennet dediği şeyi veriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onu imal etmek sizin elinizde. Evet. İşte bu. Onun için her eylemin bir ahireti var. Bunun iksiri imandır. İmanı kullanarak tasavvur ve niyeti tabii ki evet, dürüst tutarak. Dürüst ve düzgün. Evet. Yani bu pergelin çivisini doğru yere batırarak, başlangıçtaki sapma açısından kurtularak, doğru bir açıdan yola çıkarak, zaten eğer tasavvuratınız doğru değilse tasdikatınız da doğru olmaz. Yani kavramların içini doğru, itikadınız da doğru olmaz, zincirleme gidiyor. Kavramların içini doğru doldurmazsanız o kavramlarla kuracağınız cümleleri de doğru kuramazsınız. O cümleleri doğru kuramayınca doğru eylem yapamazsınız. Eyleminiz de doğru olmaz. Onun için yani bu manada ahireti şimdi ve burada ya nasıl taşırsınızın en güzel cevabı bu. Aslında bir mümin, mümince yaptığı her eyleminin içinde ahiret şimdi ve buradadır. Onun için yani mesela biz ağlayan bir insana baktığımızda gözyaşı bezeleri çalışıyor demeyiz. Bizim için ağlamakla gözyaşı bezeleri çalışmak ayrı bir şey. Evet. Utanan bir insanı gördüğümüzde kan basıncı arttı demeyiz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Seven bir insanı hormonu yükseldi diye. Eyvallah. İşte etmeyiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bilmem ne hormonları arttı demeyiz. Yani bununla onun kadar fark var işte arada. Yani nasıl ki öyle deyince garipleşiyor, insani olmaktan çıkıveriyor. Bayağı beşeri, bayağı hayvani oluyor. İşte cife meselesi eyvallah, orada devreye giriyor. Ama öbür taraftan bakış açınızı değiştirdiğiniz anda o da değişiveriyor. Onun ahireti geliyor gözünüzün önüne. Evet. Bu sefer evet, siz ahiretinden başlayarak yapıyorsunuz onu. Değerlendirmeyi de öyle yapıyorsunuz. Yani zekat veriyorsunuz. Evet. İnfak ediyorsunuz. Sadaka veriyorsunuz. Eksiliyor. Eksiliyor ama artıyor. Eksiliyor şimdi. Dünyadan baktığınızda eksiliyor. Ahiretten baktığınızda artıyor. Şimdi nereden bakacaksınız? Önce karar vereceksiniz. Yani burada bu kadar basit yani. Nereden bakacaksınız? Yani dünyadan mı bakacaksınız? Ahiretten mi bakacaksınız? Dünyadan baktığınızda eksiliyor, ahiretten baktığınızda artıyor. Hasta oluyorsunuz. Fakat evet, hastalığın içinde Allah'ın size rehberliğini, inayetini ve rububiyetini gösterdiği tecelliler görüyorsunuz. Yani siz aslında tecelliye medar oluyorsunuz. Medar oluyorsunuz. İnzal oluyor. Şimdi siz kaybettiniz mi, kazandınız mı? Yani şimdi ne diyeceğiz buna? Nasıl yaklaşacağız buna? Evet. Dolayısıyla
Allah Şafi isminin tecellisini, başka isimlerin tecellilerini gösteriyor sizde. Siz ona